Sayın Atahtan YouTube kanalımızı izleyenlere Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları, Özbekistan, Türkmenistan'dan yaptığı ithalatı artırmak istiyor. Orta Asya Devletleri Başkanları zirvesi Eylül'de Tacikistan'da yapılacak. Ve son haberimiz, Dubai Uluslararası Ticaret Adası Orta Asya'yı ziyaret edecek. İlk olarak Özbekistan, Türkmenistan'dan yaptığı ithalatı artırmak istiyor. Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki ticaret cirosu son dönemde 4 kat arttı ve geçen yılın sonunda bu rakam 1 milyar dolara yaklaştı. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Hocayev, Aşgabat'ta düzenlenen Türkmen-Özbek Ortak Hükümetler Arası İşbirliği Komisyonu'nun 17. toplantısında yaptığı konuşmada "Bu iyi bir sonuç, ancak tüm kapasitelerimizi yansıtmıyor," dedi. Ona göre, yakın gelecekte ortak çabalarla karşılıklı ticaret hacminde kat be kat artış elde etmek mümkün. Özbek yetkili, özellikle Özbekistan'ın Türkmenistan'dan tekstil, cam, kimyasal ürünler, gübreler, enerji kaynakları gibi malzemelerin ithalatını arttırmaya olan ilgisini dile getirdi. Aynı zamanda tam teşekküllü bir serbest ticaret sistemini başlatmak, Şabat-Daşoğu sınır ticaret bölgesinin çalışmalarını genişletmek ve gelecekte benzer ikinci bir bölge oluşturmak için eylemleri koordine etmenin önemini vurguladı. Türkmen tarafının eş başkanlığının Başbakan Yardımcısı Batır Attayev'in yaptığı toplantıda endüstriyel işbirliği açısından iki ülkenin karşılaştırmalı avantajlarını dikkate alınarak ortak girişim yaratma olanakları ele alındı. 2023 yılının ikinci yarısında Türkmenistan ve Özbekistan Bölgeler Forumu'nun ikincisinin, Ortak İş Konseyi'nin üçüncü toplantısının ve iki ülkenin sanayi potansiyelinin sergisinin düzenlenmesi öngörülüyor. İkinci haberimiz, Orta Asya Devletleri Başkanları Zirvesi Eylül'de Tacikistan'da yapılacak. Orta Asya Devletleri Başkanları 5. İstişare Toplantısı 14-15 Eylül tarihlerinde Tacikistan'ın başkenti Duşenbe'de yapılacak. Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre buna paralel olarak Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu'nun Kurucu Başkanları Konseyi'nin olağan toplantısı gerçekleştirilecek. Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı Temmuz 2022 tarihinde Kırgızistan'ın Çolbanata kentinde yapılmıştı. Geleneksel olarak bu tür toplantılarda liderler bölgesel entegrasyon, ticaret, ekonomi, kültürel ve insani ortaklık konularını masaya yatırıyorlar. Son haberimiz, Dubai Uluslararası Ticaret Odası Orta Asya'yı ziyaret edecek. Dubai Uluslararası Ticaret Odası, Yeni Ufuklar girişimi kapsamında Orta Asya'yı ziyaret edecek. Dubai Uluslararası Ticaret Odası, üyelerini yeni uluslararası pazarlara girmeye teşvik etmek için Yeni Ufuklar girişimini başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı olan WAM'in haberine göre, Yeni Ufuklar girişiminin bir dizi etkinliğinin ilk adımlarının bir parçası olarak Dubai iş insanlarından oluşan büyük bir heyet, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'daki iş fırsatlarını daha iyi anlamak ve keşfetmek için 14-21 Mart tarihleri arasında Orta Asya'ya seyahat edecek. Dubai Uluslararası Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Muhammed Ali Reşet Luta liderliğindeki heyet, 16 sektör temsil eden Dubai merkezli 26 şirket içerecek. Dubai Uluslararası Ticaret Odası, Dubai'nin dış ticaretini 2026 yılına kadar 1.4 trilyon dirhemden, yani yaklaşık 380 milyar ABD doları, 2 trilyon dirheme, yaklaşık 540 milyar ABD dolarına çıkarmakla görevlendirildi. Sayın Atahtan YouTube kanalımızın seyircileri, Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atahtantürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. İyi günler.